Başkanım, Türkiye'nin en büyük inovasyon buluşması bu yıl 11. kez TİM ev sahipliğinde düzenlenecek. Türkiye Innovation Week'te bizleri neler bekliyor? Türkiye İlaçlar Meclisi'nin hamiliğini üstlendiği çok geniş bir ekosistem var. Bunun içinde girişimciler var, ihracatçılar var, sanayiciler var, öğrenciler var. Çok geniş, halka halka genişleyen bir ekosistem. Çok köklü ve yetkin bir ekosistem. Onun ürünlerinin paylaşılacağı hafta inovasyon haftası. 11 senedir bunu yapıyoruz. Bu sene biraz daha farklı, biraz daha uzun, daha büyük bir alanda oluyor. Türkiye Innovation Week Out of the Box Human Culture Model mottosuyla gerçekleşecek. Bu mottoyla vermek istediğiniz mesaj nedir? İnovasyon haftası Türkiye'de çoğumuzun bilmediği ama aslında çok geniş, çok köklü ve yetkin bir ekosistemin yıllık çalışmalarının özetlendiği bir hafta. 11 senedir böyle oldu. Biz bu sene Out of the Box Human Culture Model mottosuyla aslında inovasyonun kutunun dışında düşünenler tarafından daha iyi geliştirebildiğini, bunun da 3 önemli sac ayağının insan faktörü olduğu, onun motivasyonu ve yaratıcılığı olduğu, kültür faktörü olduğu, bu fikirlerin yeşereceği altyapının oluşması gerektiği ve cesur iş modelleri, gene daha önce uygulanmamış, daha riskli ama kazanımları daha büyük olabilecek, başarıyı sürdürülebilir kılabilecek, motivasyonu sürdürülebilir kılabilecek, inovasyonu da sürdürülebilir kılabilecek iş modelleri üzerinde çalışacağız. Bunları irdelemek istiyoruz bu sene. Farklılık burada. Markaları, kurumları ve bireyleri bir araya getiren Türkiye Innovation Week'te hangi önemli isimler yer alacak? Gerçekleşecek oturumların detaylarını aktarır mısınız? 1034 konuşmacı yer almış 10 inovasyon haftasında. Bu sene 118 konuşmacı, 22 panelde konuşacaklar. Tabii Türkiye'den çok önemli, kutunun dışında düşünmeyi başarabilmiş birçok isim var. Onların isimlerini saymak istemem, haksızlık olur geride kalanlara. Ama sponsorlu iki konuşmacıdan bahsedeyim. Bir tanesi Formula 1 şampiyon pilotlarından Mika Häkkinen. Yarışmada geliştirdiği tekniklerle girişimcilik dünyasında başarılı olduğu söylenen, benim de çok merak ettiğim konuşmasını bir arkadaşımız. Bir başkası Christian Maygard. O da küçücük parçalardan büyük dünyalar yaratan Legoland'in fikir babası ve uygulayıcısı. Onlardan öğrenebileceğimiz çok şeyler olduğunu düşünüyorum. Tim olarak birçok stratejik partnerinizle Innovatim gibi programlarla gençleri ve genç girişimcileri destekliyorsunuz. Bu anlamda sağladığınız desteklerden bahseder misiniz? Kimler hangi şartlarda yararlanabilecek? Evet, bizim gençlere yönelik, aslında bütün programlarımız gençlere yönelik. Kısacık bahsedelim. Innovatim diye bir açık inovasyon sistemimiz var. 6000 üniversite öğrencisini mezun ettik bu seneye kadar. Bu sene şu anda aktif üye sayımız 2000'in üzerinde, 67 ilden 150 üniversiteden öğrenciler bu sistemde kayıtlılar ve fikirden projeye ciddi bir eğitimden geçiyorlar. Bir başkası girişim evlerimiz tabii. TEB'le birlikte yürüttüğümüz 7 ilde fiilen hizmet verdiğimiz, onlara startuptan işte level up falan gibi kademeli bir yükseltme programıyla girişimcileri küresel rekabete kadar taşıyacağımız ve bunlara yatırımcı bulmaya çalıştığımız TimTeb girişim evleri. Yani biz Türkiye'de fikirlerin boşa gitmesini istemiyoruz. Fikirlerin görülür hale gelmesini ve ona kıymet verenler tarafından ulaşılabilir hale gelmesini arzu ediyoruz. Çok yaygın, bütün sene boyunca süren çalışmalardır bunlar. Bunun yanında Innova League var. Büyük şirketlerin kurumsal sistemleriyle birlikte dünyayla yarıştıkları bir alan. 4 tane yarışmanın ödüllerini vereceğiz bu sene inovasyon haftasında. Her sene olduğu gibi. Sayın Cumhurbaşkanımız gene birinci haftadan itibaren geldiler, takip ettiler. Orada olacaklar. Bu çalışmaların neticelerini Türkiye'nin kurumsal global inovasyon endeksinde yükselmesiyle anlıyoruz. 11 sene önce 73. sıradan geçen hafta Perşembe'ye kadar 39'du. Şimdi 37. sıraya, orta yüksek gelirli ülkeler grubunda 4. sırada. Başarılı, adım adım yükselen bir inovasyon ekosistemi var. Zaten yatırım ortamını iyileştirme kurulu, koordinasyon kurulunun gündeminde en üst seviyeden takip ediliyor Türkiye'deki inovasyon ekosistemi. Peki başkanım, son olarak ekonomik kalkınmayı inovasyonla desteklemenin önemi nedir? Türkiye Innovation Week bu anlamda nasıl bir etki yaratacak? Beklentileriniz neler? İnovasyon bir ülkede yatırım ortamının olup olmadığını gösteren en önemli faktörlerden bir tanesi. Bir ülke fikir üretebiliyorsa ve bu fikirleri hayata geçirebiliyorsa biz buna yenilikçilik ve girişimcilik ekosistemi diyoruz. Bunlar birbirinden ayrılamaz. Faaliyet ve yatırım ortamıyla ilgili diğer parametreler de uluslararası kriterlere göre kabul edilebilir düzeydeyse o ülke yatırım alır. İçeriden de alır, dışarıdan da alır. Dolayısıyla hizmet ve mal üretmekte mahir hale gelir. Para kazanır, gayri safi milli hasılası artar ve bunu da yabancı kaynakları en iyi şekilde kullanarak güçlendirir. Dolayısıyla insan kaynağımızın kalitesini inovasyondaki ve girişimcilikteki başarılarımızla ortaya koyabiliyoruz. Yatırım dediğimiz şey
kalkınma dediğimiz şey tabii insan kaynağının kalitesinin daha yüksek olduğu ülkelerde olur. İleri gitmiş ülkelere baktığımız zaman hem inovasyonda hem girişimcilikte zaten önde gitmiş olduklarını görüyoruz.